Aşağıdaki yoğunluk eğrisine göre evet burada sürekli rastsal bir değişkenin olasılık dağılımını tanımlayan bir yoğunluk eğrisi var. 1 ile 5 arasında değerler alabilen bu değişkenin 1'den 5'e kadar olan bu değerleri almasının olasılığı da birbirine eşit. Bizden x'in 4'ten küçük olma olasılığını hesaplamamızı istiyorlar. x'in 1'den 4'e kadar olan değerlerini Evet bu değerleri almasını istiyoruz. Birden küçük olmasının olasılığı yok ve yoğunluk eğrisinin altında kalan alanın da 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Alanın kriterimize uyan kısmının ne kadar olduğunu bulursak sorunun cevabını da bulmuş olacağız değil mi? Birden dörde kadar gideceğiz. Evet. Birden başlamamızın sebebi ise yoğunluk eğrisine göre birden küçük bir değer elde etmemizin olasılığının sıfır olması. O halde bu alanın ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Şu an taramakta olduğum, evet bu alandan bahsediyorum. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 0,25, uzun kenarı ise 1, 2, 3 birim olduğuna göre alanı 0,25 çarpı 3'ten 0,75 olacak. X'in 4'ten küçük olma olasılığı 0,75'miş. İsterseniz buna %75 de diyebiliriz. Yoğunluk eğrisi biraz daha çetrefilli olan bir örnek daha yapabiliriz. İster misiniz? Evet, peki. Bir grup ortaokul öğrencisinin boylarının ortalaması 150 santimetre, standart sapması da 20 santimetre olacak şekilde normal bir dağılıma sahipmiş. He, bu gruptan rastgele seçilen bir öğrencinin boyuymuş. PH büyüktür 170'i. Yani gruptan rastgele seçilen bir öğrencinin boyunun 170 santimetreden fazla olmasının olasılığını bulun ve ne anlama geldiğini açıklayın diyorlar. İsterseniz gelin işe yoğunluk eğrisiyle başlayalım. Bunun normal bir dağılım ve ortalamanın da 150 cm olduğunu biliyoruz. Hemen yazayım 150 cm. Standart sapmanın 20 cm olduğunu da biliyoruz. Ortalamanın 20 cm yani bir standart sapma üstü 170, 20 cm yani bir standart sapma altı da 130 cm'dir. Bizden istedikleri ise rastgele seçilmiş bir öğrencinin boyunun 170 cm metreden fazla olmasının olasılığı, bu normal dağılım eğrisinin altında şu antaramakta olduğum evet bu alandır. Peki bu alanı nasıl hesaplayabiliriz? Bunu hesaplamanın birkaç farklı yolu var. Örneğin alanın ortalamanın bir standart sapma üstünde olduğunu bildiğimiz için bir Z tablosu ya da normal dağılımlarda ortalamanın bir standart sapma üstü ve altı ile ilgili bildiklerimizi kullanabiliriz. Kısacası bu alanın yaklaşık olarak %68 olduğunu ve ortalamanın bir standart sapma üstünün bunun yarısı yani %34 evet %34 olduğunu söylemek istiyorum. Normal bir dağılımda ortalamadan küçük olan kısmın da alanının yüzde 50 olduğunu biliyoruz. Bu ikisini birleştirince de bu alanın yani ortalamanın bir standart sapma üstünde olan alanın yaklaşık olarak yüzde 84 olduğunu buluruz. Buna göre ortalamanın bir standart sapma üstünde olan alanda yoğunluk eğrisi altında kalan toplam alan 1 olduğunu göre birden yüzde 84'ü ya da 0,84'ü demek daha doğru olacak çıkarırsak 1 eksi 0,84 yaklaşık olarak 16 olacak. Biraz daha iyi bir sonuç elde etmek isterseniz Z tablosu kullanabilirsiniz. Tabi Z tablosuna göre ortalamanın bir standart sapma üstünün altında kalan alan yaklaşık olarak yüzde 84,1'dir. Bu durumda burası da yüzde 15,9 ya da 0,159 oluyor. Ama gördüğünüz gibi normal dağılımlarda ortalamanın bir standart sapma üstü ve altında kalan alanın yaklaşık olarak 68 olduğu bilgisini kullanarak da gayet yakın bir sonuç elde ettik.